Arkadaşlar şöyle baktığımızda Şanlıurfa il olarak AK Parti anlamında söylüyorum. Yine Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde. Hem milletvekilliği anlamında hem de başkan anlamında. Tabii Türkiye'miz yeni bir sisteme girmiş oldu. Başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemine bugün itibariyle başlamış oldu. Bu bir kere ülkemizin gelişimi anlamında, kalkınması anlamında, büyük ve güçlü Türkiye anlamında halkımız yetkisini vererek çok önemli bir iş başardığını düşünüyorum. İttifak sistemleri de aslında parlamento açısından olaya baktığımızda parlamentoda 5 partinin girmesi suretiyle, grup oluşturması suretiyle renkli bir parlamentonun da ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Yine birey açısından düşündüğümüzde vatandaşın siyaset alternatifi anlamında da birçok grubun mecliste temsil edilmiş olması, birçok partinin mecliste girmiş olması halkımızın siyaset genişliği anlamında da önemlidir. Kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nın Şanlıurfa'da yansımasını görüyoruz. Kurulmuş olan Millet İttifakı'nın da Şanlıurfa'da yansımasını rahatlıkla görebiliyoruz. Cumhur İttifakı'nda bizler şöyle baktığımızda AK Parti'deki aslında rey kaybetmediğimizi, Cumhurbaşkanımıza verilen rey 1 Kasım tarihinde de AK Parti olarak birleşik pusulayla gittiğimizde almış olduğumuz rey olduğunu görüyoruz. Fakat dediğim gibi halkın önüne alternatif çözümler gelince bu defa bir 10 puanlık ittifak sebebiyle ittifaklar arasında bir kaymanın olduğunu görüyoruz. Bu da benim şahıs olarak, Nihat Çipşi olarak kendi değerlendirmem, seçim tekniğinden kaynaklanan bir durum. İttifakın da amacı bu zaten. Yani başkanlıkta nasıl ki Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde ilk turda başkanlığı almışsa, aynı şekilde milletvekilliği noktasında da ittifak kurmuş olduğu siyasi parti MHP bu anlamda bir desteğin olması da doğal karşılanmıyor. Diğer ittifak anlamında da zaten ilk kez uzun bir zamandan sonra ilk kez dememiz yanlış olur. Şanlıurfa'da CHP'nin de bir milletvekili ittifaklar neticesinde götürdüğünü, aldığını hep birlikte görmekteyiz. Burada da yine sonuçlar bize ittifakların yeni sistem içerisinde alternatif yollar açtığını, alternatif değerlendirmeler halkımıza, seçmene sunduğunu görüyoruz. Şimdi yeni bir seçim sistemine girelim. Bu seçimin sonuçlarının 1 Kasım'la karşılaştırılmasının ben teknik açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü 1 Kasım'da birleşik pusula kullandı. Yani genel başkanımız ve adaylarımız aynı pusulada tercih gördüler. Ama 24 Haziran seçimlerinde iki pusulayla seçim tekniği anlamında birbirinden ayrıştırılmış durumdaydı. Ve aynı şekilde MHP ile bir Cumhur İttifakı sağlanmış durumdaydı. Şimdi siz MHP'nin almış olduğu rey'in ittifak anlamında AK Parti ile eklediğinizde 451 bin. Ben şimdi isterse rakamları da bir vereyim madem şey yapalım. Şimdi Şanlıurfa sonuçlarına baktığımızda 457 bin rey almış durumdayız. Ve ittifak kurmuş olduğumuz MHP'de rey 21 binden 80.559 yapılmış durumda. Burada dikkat ederseniz 60 bin ittifaktan kaynaklanan bir durum söz konusu. 60 bini biz 457 bini eklediğimizde 1 Kasım sonuçlarının üzerinde bir tercih söz konusu. Burada AK Parti'nin bir başarısızlığı söz konusu değil. Teknik anlamda adayların ayrı oylanması ve ittifakın da ayrı bir şekilde halkımız tarafından tercih görülmesinden kaynaklanan bir sebep var. Biz kadro olarak olaya bakıyoruz, parti olarak olayı değerlendiriyoruz. Ama iki seçimin hem usulü, hem tekniği, hem koşulları aynı olmadığını belirtmek istiyorum.